Merhaba, bakım elemanı yetiştirme ve geliştirme 3 dersinin 8. programında yaşlılıkta sosyal hayata katılım aktivitelerinin neler olduğunu ele alacağız. Bu bağlamda sosyal hayata katılım kavramına değineceğiz. Öncelikle yaşlı bireylerin gereksinimlerinin neler olduğunu birlikte anlamaya çalışalım. Yaşlı bireylerin gereksinimleri genellikle diğer yaşlardaki bireylerin temel ihtiyaçlarından farklı değildir. Ancak yaşamın bu dönemine özgü farklı bazı gereksinimler de mevcuttur. Yaş ilerledikçe kişilerin kendi kendilerine yapmaları zor olabilen günlük rutinleri önemli hale gelir. Yaşları, sağlık durumları, zihinsel, sosyal ya da ekonomik durumlarına göre farklılaşan yaşlıların başlıca gereksinimlerini 5 gruba ayırmak mümkündür. Bunlar temel, finansal, zihinsel, manevi ve son olarak sosyal gereksinimlerdir. Bireylerin yaşamın her döneminde olduğu gibi yaşlılıkta da diğer insanlarla iletişime girmesi bir zorunluluk, bir ihtiyaçtır. Sosyal olmak ya da sosyalleşmek kişinin kendisi, ya ailesi, ya arkadaş veya çalışma çevresi gibi yaşadığı her türlü çevreyle iletişim, etkileşim halinde olma durumudur. Benzer şekilde sosyal hayat, kendimiz dışında başka insanların da bulunduğu ortamlarda zaman geçirmek, insanlarla iletişim ve ilişki kurmak anlamına gelir. Dünya Sağlık Örgütü katılımı bir yaşam durumunun içinde yer almak olarak tanımlamıştır. Yaşam durumu kişisel, toplumsal, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili alanların toplamını ifade eder. Kişinin bu gibi alanlarda, aktivitelerde bulunmasına günlük hayata katılım denir. Buradan yola çıkarak sosyal katılımın günlük hayata katılımın bir parçası olduğu ve kişinin tek başına yaptığı aktivitelerin dışında kalan aktiviteler olduğu da söylenebilir. Sosyal hayata katılımın sağlık ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkisi bulunur. Sosyal aktivitelerle ilgili yapılan çalışmalarda ölüm riskinin düştüğü sonuçlarına bile ulaşılmıştır. Başka bir deyişle sosyal katılımın hem yaşam süresini hem de kalitesini arttırdığı söylenebilir. Aktif yaşayan yaşlı birey kendini hayatın içinde dışlanmamış, faydalı, üretken olarak hissedecek ve yaşamı daha anlamlı hale gelecektir. Sosyal hayata katılımı etkileyen faktörlerin bilinmesi, katılımın anlaşılması ve sağlanmasına faydalı olacaktır. Böylelikle hangi faktörlerin katılımı kolaylaştıracağı, zorlaştıracağı ya da engelleyeceği daha iyi anlaşılabilir. Yaşlılıkta sosyal hayata katılımı etkileyen faktörler sosyoekonomik ve demografik özellikler, sağlık durumu, kişisel özellikler, çevresel özellikler ve aktivitenin özellikleri olarak sıralanabilir. Evet, buraya kadar sosyal hayat, katılım gibi bazı temel kavramlar üzerinde durduk. Ayrıca yaşlılıkla sosyal hayata katılımı etkileyen faktörlere değindik. Şimdi de yaşlılara yönelik aktivitelerin neler olduğuyla devam edelim. Yaşlı bireyler kimi durumlarda aile ve çevrelerinde önemli sosyal, kültürel ve ekonomik rollere sahip olabilir. Örneğin torun bakma bunlardan biridir. Bunun yanında yaşlanmayla bireyin daha az görev ve sorumluluğu buna karşın daha çok boş zamanı olduğu durumlara da sıklıkla rastlanır. Her iki koşulda da yaşlı bireyin serbest zamanlarını daha iyi değerlendirmesi oldukça önemlidir. Bir aktivite uygulanırken önemli olan adı geçen aktivitenin ne amaçla yapıldığı, kazandırılmak, korunmak ya da geliştirilmek istenen becerinin ne olduğunun bilinmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda yaşlılara yönelik aktiviteler bilişsel, psikomotor hobi, fiziksel, dış mekan ve son olarak maneviyat aktiviteleri olmak üzere altı başlık altında sınıflandırılır. Bunlardan ilki olan bilişsel aktiviteler, yaşlılarda bellek ve zihni çalışır halde tutmada ve olası sorunların farkına varmada oldukça faydalıdır. Bilişsel aktiviteler, beyni uyararak düşünme, mantık yürütme, problem çözme, planlama, bellek gibi beceriler üzerinde uzun süreli olumlu etki sağlar. Yaşlı bireylerin bilişsel becerilerini sürdürme ve geliştirmeleri için yapabilecekleri çok çeşitli aktiviteler vardır. Bunlardan bazıları günlük aktiviteler, bazıları ise çeşitli oyunlar, bulmacalar ya da el işi yapma gibi zihni zorlayan aktivitelerdir. Günlük aktivitelerden bazıları ise keyifli ve anlamlı sohbetler, yemek tarifleri ve teknolojik araçları kullanmadır. Her gün yapılan bir aktiviteyi az miktarda değiştirmek de bilişsel beceriyi arttıracaktır. Psikomotor öğrenme, bilişsel fonksiyonlarla fiziksel hareketler arasında kurulan ilişkidir. Başka bir deyişle psikomotor beceriler bilişsel ve fiziksel fonksiyonların bir arada kullanılmasını gerektiren becerilerdir. Psikomotor aktivitelerin amacı yaşlıların mevcut ince ve kaba motor becerilerini korumak, el göz koordinasyonunu arttırmak, dikkat süresinin azalmasını önlemek, planlama becerilerini arttırmak ve muhafaza etmesini sağlamaktır. Dikiş, örgü, hamur yoğurma, maket yapma bu aktivitelerden bazılarıdır. Hobi aktiviteleri ise yapılması gerekli veya zorunlu olmayan genellikle boş zaman değerlendirme, rahatlama, eğlenme amacıyla yapılan yetenek ve beceri geliştirici faaliyetlerin tümüdür. Hobiler kişisel zevklere ve ilgilere göre değiştiğinden pek çok farklı çeşidi vardır. Bir diğer aktivite türü olan fiziksel aktivite, kaslar tarafından üretilen ve enerji harcamayı gerektiren her türlü vücut hareketi olarak tanımlanır. Yapılan fiziksel egzersizlerin hangi şiddet ve yoğunlukta yapılacağı ve hangi aktivitenin seçileceği yaşlılar için oldukça önemlidir. Egzersiz yaparken fiziksel, psikolojik ve fizyolojik durum göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlı bireyin yapacağı fiziksel aktiviteler tüm bunları değerlendirecek ve bireysel bir program oluşturacak bir uzman tarafından belirlenmelidir. Fiziksel egzersizlerin farklı türleri vardır. Bunlar dayanıklılık, esneklik, kuvvet ve denge olmak üzere dört başlık altında gruplandırılır. Normalde zaman geçirilen mekanlar dışındaki diğer açık ya da kapalı mekanlarda yalnız ya da grup olarak yapılan aktiviteler ise dış mekan aktiviteleridir. Bahçe işleriyle uğraşma, tiyatroya gitme, sivil toplum kuruluşlarına katılma, dışarıda yemek yeme bunlardan bazılarıdır. İnsanların ihtiyaçları sadece maddi değildir. İnsan hayata anlam katmaya, başka bir deyişle hayatın anlamı nedir sorusuna yanıt bulmaya çalışır. Bu çaba maneviyat aktiviteleri olarak ifade edilebilir. Çoğu yaşlı birey manevi inanışlardan güç alır, onlarla rahatlar ve huzurlu hisseder. Dini kitap okumak, kutsal günleri kutlamak, meditasyon ve doğada vakit geçirmek maneviyat aktivitelerine örnek olarak verilebilir. Evet, böylece aktivite türlerinin neler olduğuna detaylı bir şekilde değinmiş olduk. Yaşlı birey ne her ne tür aktivite yapıyor olursa olsun, kendi sağlığını olumsuz yönde etkileyecek durumlardan kaçınmalı ve kendine uygun keyif alabileceği seçimler yapmalıdır. Evet, Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme 3 dersimizin 8. bölümü olan Yaşlılıkta Sosyal Hayata Katılım Aktiviteleri burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.